Son zamandır Nihal'le birlikte olamıyorum. Yanıma gelmek için ağladığını duyuyorum bazen. İçim sızlıyor. Ama dayanıyorum. Dayanmaya çalışıyorum. Ne kadar zamanım kaldı bilmiyorum. Bensizliğe alışması lazım. Ben onu kendimden uzaklaştırdıkça babasına, size yakınlaşıyor. Onu çok sevdiğinizi biliyorum. İçim rahat. Size öksüz bir çocuk emanet ediyorum Deniz Hanım. Ona dadılıktan çok annelik edeceğinize inanıyorum. Size güveniyorum. Bu akşam için sizden özür dileyeceğim. Yok canım, niye özür diliyorsunuz? Şimdi bir telefon aldım. Önemli değil. Ben de zaten sizi yalnız bırakmamak için oturacaktım masaya. Teşekkür ederim. Rica ederim, lütfen. Deniz Hanım, ben evlenmeye karar verdim. Şaşırdınız değil mi? Bihter Hanım'la mı? Anladınız demek. Hay Allah, akşam çok mu belli ettim? Nihal bu kararınıza karşı çıkacak. Size ne kadar düşkün olduğunu biliyorsunuz. O sizi kimseyle paylaşmak istemez. Hayır, Bülent'ten bile kıskanan bir çocuk. Düşünün, kabul eder mi? Nihal artık çocuk değil matmazel. Bu fikri hazırlandığı takdirde makul olacağını düşünüyorum ben. Onun için ilk size söyledim. Nihal'i hazırlamanız için sizin yardımınızı istiyorum. Anladım. Siz ona çok yakınsınız. Anlamasını sağlayabilirsiniz. Uygun bir zamanda konuşursunuz. Evet, tabii. Tabii konuşurum. Teşekkür ederim. Bir mektup aldım babamdan. Sahi mi? Evet. Paris'e çağırıyor beni. Ya. Ben gitmek zorundayım Nihal. Paris'e? Evet. Ne zamandır çağırıyordu aslında ama ben sizi yalnız bırakmak istemiyordum. Ama şimdi gitmek zorundayım gerçekten. Nasıl olsa yalnız kalmayacaksınız. Bundan sonra Bihter Hanım arkadaşın olacak. Zaten bana ihtiyacınız kalmadı. Meğer babam bir an önce evlenmek istemekle ne iyi etmiş. Meğer bizden ne kadar sıkılmışsınız da haberimiz yokmuş. Bizi hemen başınızdan atmak istiyorsunuz. Hayır, olur mu öyle şey? Mecbur kaldım. Yalan. Nihal'cim. Yalan. Gelip geçici bir şey olduğuna eminim. Bu yaşlarda olur böyle. Olmaz öyle şey. Herkesin bir ilk aşkı vardır. Aslında aşk değildir de bu aşık olma isteğidir. Ama gerçekten acıtır. Siz onun canını yakmayın Behlül. Matmazel, ne diyorsunuz siz? Ben ona bir şey yapmıyorum. Çocuk gibi davranıyorsunuz. El şakası yapıyorsunuz. Saçıyla başıyla oynuyorsunuz. Kırılıyor bütün bunlardan. Yapmayın artık bütün bunları. Bir genç kız gibi davranın ona. Bunları konuştuk diye de alay etmeyin sakın. Ne ümit verin, ne de incitin. Bana mesafemi ayarlamam gerektiğini söylediniz. Aşağıya mı yoksa yukarıya mı daha yakın olduğumu sordunuz. Benim yerim bu eve geldiğim günden beri hiç değişmedi Bihter Hanım. Siz o cümleyi sarf edene kadar hiç değişmedi. Gecelik takımın konusunda sizi ne kadar zor durumda bıraktıklarını biliyorum. Evet. Bunun için cezalandırdım onları. Evdeki huzuru bozmamak için sessiz halletmek zorundaydım. Bakın işte.
bir arada yaşamanın kurallarından en önemlisi karşılıklı saygıdır ama... ben hoşgörünün de en az onun kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İzninizle ben biraz yürüyeceğim. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ne münasebet. Hiç değilse okul durumlarıyla ilgili bilgileri paylaşırsanız sevinirim. Pardon, beni niye böyle suçladığınızı anlayamadım. Çocuklara sanki sürekli tehdit altındalarmış gibi o kadar korumacı davranıyorsunuz ki böyle hissediyorum ben. Yanlış düşünüyorsunuz. Babanıza iyi geceler deyin çocuklar. Matmazel söylemese iyi geceler demeyecektiniz. Adnan Bey'i yukarıya yormayalım diye burada vedalaşsınlar dedim. Onun için. Bazı tembihleriniz komik oluyor. Hiç de değil. İyi geceler baba. İyi yolculuklar. Sağ ol tatlım. Ben bir gün çok özel bir şeyler yazdım bir kağıda. Öfkeyle. Hırçın. Ama çok sahici duygularım. Bir daha bu cesaretle itiraf edemeyeceğim kadar gerçekti. Yırtıp atmak istedim. Ama yapamadım. Sadece kendime sırdaş olup bir kuyuya fısıldar gibi sakladım. Bir defterin arasında. Ne olur böyle konuşmayın. Ölmek istiyorum ben, bırak beni. Bırak, bırak beni. Bırak dedim beni, ölmek istiyorum. Defol. Bırak beni. Duygulandım birden. Yok. Başka bir şey. Matmazel. Adnan Bey. Bir şey mi oldu? Birkaç gün daha burada kalsanız iyi olacak. Ne oldu? Bihter biraz gergindi. Dün gece annesiyle ilgili durumu söylemek zorunda kaldım. Bana niye söylemediniz diye sitem edebilir size. Anladım. Niye böyle bir şey yaptınız? Çünkü şüphelendim. Bana doğruyu söylemedin Nihal. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Beni arkadaşımdan mı kontrol ediyorsunuz? Evet. Çünkü yalan söyledim. Ne hakla Matmazel, ne hakla? Beni küçük düşürdünüz. Üstelik size bile anlatamayacağım şeyler olabilir. Veya özellikle anlatmayacağım şeyler vardır. Ben artık 19 yaşındayım Matmazel. Behlül'ün balkonunda gördüklerinle ilgili. Benim de kafamı kurcalıyordu bana söylediğin ilk günden beri. Söyledim size. Yanıldım, kimse yoktu. Yoksa öyle olmasını mı istiyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.